Sen de hazır. Biz gerekir ki biz teleskoplama görelim. Bu biraz daha zor. Çıplak gözle bakmak ve nereye bakıyoruz? Tam Perseid meteor yağmuru Perseus takım yıldızından çıkan meteorlardır. Yani kuyruklu yıldızların o bölgeyi bırakmış olduğu toz ve irili ufaklı parçacıkların atmosferimizle etkileşiminde girdiğinde Perseus takım yıldızından çıkıyormuş. Gökyüzü de haritalanmıştır. Doğal olarak 88 paftaya ayrılmıştır. Bunlardan birisi de Perseus takım yıldızıdır. Perseus takım yıldızından çıktığı için biz ona Perseid meteorları demişiz. Perseid yağmuru diyoruz, meteor yağmuru diyoruz. Var mı tecrübeniz? Yok. Şöyle CMOS kameralar var. Türkiye'de görülecek, Türkiye'de görülebilmesi için yani ışık kirliliğinden uzak bölgelerde olmamız gerekiyor. Çünkü hızlı bir kayma söz konusu olacağından dolayı bazen insanlar gökyüzüne baktıklarında yavaş yavaş hareket eden objeler de görürler. Hemen bunlara yıldız kaydı gibi isimler takarlar ya da meteor gibi isimler takarlar. Onlar değil. Yani bir ya uçak geçmiştir, ya uçağı görmüştür, ya da yapay uyduyu görmüştür, ya da uzay istasyonunun geçişini görmüştür. Doğal olarak bu kayan yıldızlar çok hızlı bir şekilde, bir anlık bir şekilde, bir saniyelik bir olay gibi kendini gösterecektir. Doğal olarak bunu en iyi şekilde seyredebilmemizin imkanı ışıksız bir ortamda, gece karanlığında, ya şehir dışında ya da yüksek yerlerde bulunmamız bunu seyretmek için daha elverişli olacaktır. Hatta ve hatta eğer yere doğru yatarsak daha iyi ve net gözlemleyebiliriz. Yani çıplak gözle gözlemlemek daha doğrudur. Belediğimizin bağlı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bilimler. Türkiye'de mesela bizim iki tane yegane teleskobumuz var. Türkiye'ye TÜBİTAK Ulusal Gözlemevimiz var. Antalya Bakırlıtepe'de 2500 metrede oradan gözlenebilir. Bir de Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde konuşulu Palandöken Dağı'nda olan Doğu Anadolu Gözlemevi. O mekanlarda da gözlemek mümkündür. Gök atlasımızın içerisinde Perseus takım yıldızı, şu takım yıldızı Perseus takım yıldızı. Şu takımımızda Camelopardalis, zürafa takım yıldızı. Buna biz Perseus'a kahraman takım yıldızı diyoruz. Perseid meteor yağmurları tam şu bölgede çıkacaktır. Meteor olduğunda eğer sana doğru geliyorsa büyüyecektir. Yani sana doğru geliyorsa, eğer o öyle bir durumdaysan, konumdaysan büyüyecektir, parlaklaşacaktır gittikçe. Ama farklı bir açıdan baktığını düşünüyorsak şayet çok hızlı bir şekilde atmosferimize gelip geçecektir meteorlar. Yani bu göktaşı yağmuru da olur. Göktaşı dünyamızda göktaşları da düşüyor. Doğru, göktaşları da büyük parlaklıklar, ateş topları şeklinde dünyamıza doğru gelip dünyamızda kraterler oluşturmaktadır. İrili, büyüklü, küçüklü tabii ki. Yani bu sana doğru geldiğini görürsek, o bana doğru geliyorsa, bu cisim gittikçe bana doğru geldiğinden dolayı büyüyecektir. İstanbul'da görünen olay da buna benzer bir olaydır. Gittikçe parlaklığını artırmıştır. Ve o mutlaka bir meteor yağmurunun ilk başlangıç evrelerinden görülen meteorlardan birisi olduğu tespit edilmiştir. Cumartesi Büyükşehir Belediye'mizin bağlı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bilimler